Herkese merhabalar. Trabzonspor'da transfer gündemi yeniden hareketlendi. Bordo Mavillerde bir transfer daha bitti. Trabzonspor Danimarka'da forma giyen Tochi Chukwani'nin transferi için Danimarka ekibi Linkby ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncunun kalbinde bir problem vardı. Oyuncunun ilk raporları temiz çıktı. Kademeli olarak bu raporları istemişti oyuncudan. Bu raporlar temiz çıktı. Şimdi oyuncu İstanbul'a geliyor. İlk sağlık taramalarının ardından burada da geniş bir sağlık taramasına girecek. Eğer buradan da olumlu sonuç alırsa oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacak. Trabzonspor Danimarka kulübüyle 700 bin avro karşılığında anlaşma sağladığı oyuncu orta sahada forma giyiyor ve potansiyeli oldukça yüksek bir isim. Geçtiğimiz sene transferi Verona'ya yaşadığı kalp sorunu nedeniyle iptal olmuştu. Bu transferinde bugün geleceğini söyleyelim. Ardından geniş bir sağlık kontrolüne girecek. Buradaki sonuçlar da önemli ama kulüp ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Gelelim gündemin diğer sıcak maddesine. Daha önce de bunu birçok defa ifade etmiştik. Manuel Siopis Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini Trabzonspor yönetimine bildirdi. Açıkçası bu karar bizim için sürpriz olmadı çünkü daha önce de bunu söylemiştik. Trabzonspor Oyuncunun 700 bin euroluk maaşını e, 1 milyon 250 bin euroya çıkarmış. 550 bin euroluk bir zam e, vermişti oyuncuya. Oyuncu bu talebi kabul etmeyerek 1 milyon 700 bin euro seviyelerinde bir rakam talep etti. İçinde imza parası da bulunuyor bu rakamların. Trabzonspor da bunu kabul etmedi. Oyuncudan daha önce sunduğu 1 250 teklifi kabul etmesini istedi. Oyuncu cephesi de bu teklife e, hayır yanıtını verdi. Ve bugün yönetim kuruluna ayrılmak istediğini ifade etti. Artık siyopisin transferini bekliyoruz. Muhtemelen de adı sıkça... Yunan ekipleriyle anılıyor ve Türkiye'den de Rize Spor, e, Spor gibi isimlerle adı geçiyor Siyopis'in. Süreç bakalım neyi gösterecek? Açıkçası bu da sıcak bir gelişme olarak söyleyebiliriz. E, Trabzonspor'un başına artan sürekli başına artan bir konu da Fode Koyta tabii ki. Koyta Gaziantep Futbol Kulübü'nden 200 bin euroluk bir teklif aldı. Geri kalan 1.3 milyon euroyu Trabzonspor'un karşılamasını talep ediyor. Geçtiğimiz senede Kasımpaşa'ya da transferi böyle gerçekleşmişti Koyta'nın. Trabzonspor bu rakamı çıkartmak istiyor. Bugün veya yarın içerisinde bu transferinde artık netleşmesini Gaziantep'inde biraz fiyat arttırmasını ve netleşmesini bekliyoruz. Bir diğer sıcak gelişme ise Canini. Canini Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan isimlerden bir tanesi Trabzonspor Trabzonspor'a e, takım bulması için izin vermişti. Ancak bu geçen sürede oyuncu çeşitli bahaneler sunarak e, gelmeyi reddetmişti kampada katılmamıştı. Daha sonra Trabzonspor oyuncu kadro dışı bırakmıştı. Canini izinsiz olarak Trabzonspor'a kampına şu an e, kampı dediğim onlar için kadro dışı oyuncular için ayrı ayrı bir antrenman programı veriliyor Trabzon'da. Buraya e, izinli Trabzonspor A takımına izin verildi. Aynı anda Canini, Koyta gibi diğer oyunculara da kadroda olmayan oyunculara da izin verildi. Canini bu süre içerisinde gelmedi. Yaklaşık 3-4 gündür de Canini'nin Trabzon'a gelmediğini ifade edelim. Trabzonspor oyuncu hakkında noter tespiti başlattı. Oyuncunun da kısa süre içerisinde bir transferinin de gerçekleşmesini bekliyoruz. Ayrıca gündemin sıcak maddelerinden bir tanesi de kulağımıza gelen bir Vitor Hugo bilgisi var. Vitor Hugo bilindiği üzere Trabzonspor'dan Bahia'ya transfer olmuştu. Burada oldukça da bir anda gelişen bir transferdi Vitor Hugo'nun transferi. Oyuncu Bahia kulübünde kadro dışı bırakıldı. Dört maçtır da forma giymiyor. Daha önce Trabzon'daki evini boşaltmadığını söylemiştik sizlere. Trabzonspor kulübü ise tüm bu gelişmelerin farkında. Oyuncu için şu anda araştırma yapıyor. Belki kiralık, belki de bonservisli olarak bir teklif Bahia'ya yapabilir. Bu da gündemin Sıcak detaylarından birisi açıkçası önemli bir detay Vitor Hugo'nun da yaşadığı bu durum sevgili izleyenler. Uğurcan Çakır için sıkça Galatasaray iddiaları var ama Uğurcan Çakır'ın e, bu yönde hiçbir düşüncesi yok. Bunu daha hangi ortamda yalanlayabilir ki? Kulüp başkanının net bir düş e, ifadesi var. Satmayacağım ifadesi var. Uğurcan Çakır da geçtiğimiz günlerde Erdem Şen'e konuk oldu. Orada e, kendi söyledi bir yılda kalmayı düşünüyorum dedi. Ayrıca Trabzonspor'da orta sahada arayışlar devam ediyor. Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen Thomas Delaney ile ilgileniyor Trabzonspor. Bu oyuncu için bir teklif hazırlığında teklif yapabilir Bordo Maviller. Hocanın da söylediği bokslu boks kriterlerine uyan bir isim olarak öne çıkıyor. Hemen kadroda bulunan diğer oyunculara da bakalım. Kısa kısa onlarla da bilgiler verelim gündemi sıcak maddeleri. Bunlar şu anda sevgili izleyenler. Dediğim gibi stoper transferi Densville'in durumu şu anda kritik. Ee, eğer Densville ayrılırsa oyuncuya Avrupa'dan birkaç ilginin olduğu var. Kiralama teklifleri var ama e, iyi bir kamp dönemi geçirecekler. Eğer o ayrılırsa Vitor Hugo tekrar gündeme gelebilir. Çünkü Trabzonspor bir araştırma başlattı. Densville için Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in de sakatlıkları da belki Trabzonspor'u bu araştırmaya da itmiş olabilir. Ee, bu da önemli detaylardan birisi. Eren Elmalı için Nantes'tan gelen 2,5 milyon euro ve 3,5 milyon avroluk iki teklif reddedildi. Yeni bir teklif de yapabilirler ama Torino Kulübü son olarak Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderdi. Bir transfer teklifi onlardan da bekleniyor. Trabzonspor'un bu transferden beklentisi en az 10 milyon euro ve satma da düşünmüyor sevgili izleyenler. Sene sonunda Avrupa Şampiyonası'nda oynayıp daha fazla değere gidebileceğini düşünüyorlar. Eren Elmalı'nın şu anda da bakıldığı zaman Trabzonspor'da en fazla teklif alan oyunculardan birisi hatta tek diyebiliriz. Ee, Bakasetası cevabını bekliyor Trabzonspor açıkçası Siyopis'teki gibi değil bizim kulağımıza gelen bilgiler. Biraz da olumlu gittiği yönde maaş pazarlıkları başladı. Trabzonspor ona da 1 milyon 750 bin avroluk bir maaş önerdi. Onun da kararı bekleniyor. Enis vardı takımda kaldı diyebiliriz artık. Birkaç kiralama teklifi oldu. Trabzonspor hepsini elinin tersiyle itti. Enis Bardi için takımda kaldı diyebiliriz. Genç oyuncularla ilgili Trabzonspor'un geniş bir çalışma başlattığını zaten söylemiştik ve bu alınan genç oyuncular da bunların örneği bunun da devam gelecek. En aşağı 2 ya da 3 oyuncu daha biz bekliyoruz. Forvet'te Maxi Gomez için Granada'nın bir teklifi vardı. Cadiz'in de bir teklifi vardı. İspanyol ekibi. Ancak Cadiz oyuncunun maaşını karşılayamadı. Granada bu konuda da sıkıntılar yaşıyor. E, Trabzonspor kulübü de asla oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor. Bu konuda Trabzonspor tok satıcı konumunda. Gomez'e de asla git gibi bir ifade kullanmıyor Trabzonspor yönetimi. İyi bir teklife Gomez'i gönderebilir ama e, değerinin altında bir rakama göndermeyi düşünmüyor. Medyada sıkça ismi speküle edilen bir de Petkovic ismi var tabii ki. Trabzonspor'un hala hazırda beklediği bir isim Petkovic. Transfer teklifi yapıldı. Zagreb ilk maçını dün oynadı. Orada da bir gol durumu oldu Petkovic'in. Bir bakalım bir hafta sonra kesin net bir dönüş Trabzonspor'a sağlanacak. E, Trabzonspor'un sadece tek adaydı Petkovic değil. Farklı farklı isimlere de teklifler götürülmüş durumda. Şimdilik Trabzonspor'daki gündemi hızlı hızlı sizlere anlatmaya çalıştım. Tekrar görüşmek dileğiyle.